Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Yüzüklerin Efendisi dizisinden bir hareketlenme başladı. Birçok fotoğraf yayınladılar. Ardından Empire dergisinden olduğu söylenen kötü görselli fotoğraflar sızdırıldı. O görsellerin de yüksek kaliteli halleri dün gece paylaşıldı. Ben de sizlerle bu fotoğraflar paylaşıldı. Fragmana muhtemelen de çok bir zaman kalmadı gibi sizlerle bu fotoğrafları konuşup diziyle alakalı fikirlerim ne yönde heyecanlandım mı beklentim arttı mı bunu bir konuşmak istiyorum. Tabi ilk teaser yayınlandığında Yüzüklen Efendisi teaserını canlı yayında izlemiştik hiç beğenmemiştim kurgusunun çok kötü olduğunu söylemiştim ki gerçekten kötüydü. Ardından yine bir sessizlik, 3-4 ay bir sessizlik ve şimdi yine Haziran'ın başlarında tekrardan bir hareketlenme. Açıkçası şunu söyleyeyim, yayınladıkları bazı fotoğraflara heyecanlandım. Bu beni mutlu etti, güzel görünüyordu. Özellikle şu an ekrana koyduğum Tirharat olduğunu düşündüğümüz, yani Tirharat diyorlar bu bölgeye. Hala resmi bir açıklama yok ama bu bölgenin Tirharat olduğu ve bu kulenin de çok yüksek ihtimalle bir Numenor kule yapısı bu ve o üstündeki karakter de Arondir karakterimiz. Arondir bizim herhalde seveceğimiz karakterlerden birisi olacak. Ancak Tirharat bölgesi bir Mordbut elfi e, Arondir ne işi var Harad tarafında? Mordor'un aşağısındaki sıra dağların yamacında olduğu düşünülüyor bu bölgenin. Numenor gelmiş buralara ve buraları yozlaştırmış gibi bir mevzu yapacaklar. Neden Numenor yapısı olduğunu düşünüyorum. 5 köşeli yıldız var. 1 2 3 4 ve 5 buraya ben koymuşumdur muhtemelen işaretlemişimdir diye düşünüyorum. 5 köşeli yıldız numenorun tabii ki haritası görünüşü beş köşeli yıldız şeklinde burada da bunu yapmışlar. Aynı zamanda kask da bence bir numenor yapısı. O sebepten dolayı buranın bir gözcü kulesi olduğunu düşünüyorum. Bayağı yeşil, bayağı da güzel görünüyor bu arada. Benim diziye olan hani görsel olarak çok iyi olacağını zaten ben dizinin düşünüyorum. Görsel olarak büyük bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu görsel beni mutlu etti gayet de heyecanlanmamı sağladı. Bence çok da güzel görünüyor. Şey eleştirisi vardı. Yaz Yeni Zelanda'ya gittiniz. İşte hala CGI efekt onu bunu mu kullanıyorsunuz? Ve yani arkadaşlar yani dumanlı dağlar yok Yeni Zelanda'da. E, muhtemelen bir şeyleri kendiliğinden koyuyorlar ama tabii ki Yeni Zelanda'nın da güzelliklerini göstereceklerdir diye düşünüyorum yani o kadar da değil her şeyi %100 CGI yapmamışlardır ama olması gereken zorunda kalınan yerler muhtemelen CGI olmuştur ona da çok takılmıyorum bence görsel şahane görünüyor çok güzel görünüyor onu diyebilirim devam edersek bir masa etrafında toplanan karakterler var. Bu görsel bence çok önemli bir görsel. Neden önemli bir görsel? Hemen ona geleceğim. En sol tarafta oturan Durin, onun yan tarafındaki bize doğru bakan Elrond, onun yanında kim olduğunu bilmiyoruz. Onun yanında Celebrimbor'u görüyoruz. Masanın başında Gilgalad. Gilgalad'la alakalı çok ayrı konuşacağım zaten ama Gilgalad oturuyor. Arkaları dönük olanlar kimler? Burada tabii fikir, teori artık ne diyorsanız onu yapabiliriz. İlk gördüğümde bu Fotoğrafın kalitesi hali vardı. Bu fotoğrafta çok iyi görünmüyor kalitesi. Ya ama belki daha sonrasında paylaşılır belki yüksek kaliteli. Ortada bulunan kişinin sırtında gemi sembolü var. Ya muhtemelen ilk gördüğümde de bu fotoğrafı ya bu dedim herhalde Kirdan. Yani bu gördüğümüz kişi, uzun saçlı kişi Kirdan olduğunu düşünüyorum. Onun sağında bulunan yani borun karşısında bulunan kişi de muhtemelen Galadriel. En solda bulunan kişi, arkası dönük kişinin kim olduğu ile alakalı bir fikir yok. Bence Keleborn olma ihtimali yüksek. Bu masada ne konuşuluyor? Bu masada muhtemelen bor ve Narvin'in yapmış olduğu kapının belki de taslakları, belki de bir anlaşma, belki de bir ticari anlaşma, belki de işte bunun gibi bir şeyler konuşuluyordur diye tahmin ediyorum. Böyle bir şey yapılmış olabilir ve Kadeh kaldırıyorlar çünkü bir de bakarsanız bir anlaşma var hani şerefinize gibi bir mevzu var diye düşünüyorum açıkçası devam edersek yine görsellerden bir tanesi Gilgal attı bence Gilgalat inanılmaz iyi görünüyor diziyi olan umudumu bir iki tık arttıran inanılmaz iyi görünüyor arkadaşlar yani hakikaten bir Noldor kralı müthiş hissettiriyor herkesin genelde takıldığı kafalarındaki taç ...çok Roma hissiyatı veriyor deniyor. Katılıyorum çok Roma hissiyatı verdiğine. Elflerde böyle bir şey yok, böyle bir taç yok. Ama bence o kadar da kötü durmamış. Ben herkes kadar yadırgamadım. Bence gayet de yakışmış gibi görünüyor. Hoş görünüyor ama tabii daha farklı bir şey... ...daha özgün bir şey de yapabilirlerdi. Devam edersek şimdi bu sahnede Arondir... Browine ve Browine'ın oğlu Theo'yu görüyoruz. Elinde Arondir'in muhtemelen kırık kılıç var. Burası Harat'ta bir köy. Belli ki Harat bölgesinde bir köy. Belki orklar saldırdı, belki orklar geldi. Bir mevzu var burada. Bakışlardan anlaşıldığı üzere. Uzak tarafa bakıyorlar gibi hissettiriyor. Ben bu Arondir karakterini çok sevdim. Bence de sevdiğimiz bir karakter olacak gibi hissettiriyor bana. Hareketlerinden, tavırlarından işte teaser'da gördüğümüz gibi çok Legolasçılık yapacak gibi. Ama bu gezgin, maceracı ruhunu umarım iyi yansıtırlar dizi içerisinde. Ben seveceğimizi düşünüyorum Arondir karakterini. Bu görselde Gilgalat Galadriel'e taç takıyor. Gilgalat biliyorsunuz Son Noldor kralı. Noldor kralı yani. Taç niye takıyor Galadriel'e diye sinirlenenler falan oldu. Son Noldor kralı Galadriel'e taç takması gayet olası. Ne için taç takıyor bilmiyoruz ancak zırhlı olduklarını görüyoruz. Yerde işte diz çökmüş ya da oturan şekilde bulunan kişilerin ama muhtemelen diz çökmüş şekildeler. Bu fotoğrafın kalitesi halinde ben oturduklarını düşünüyordum. Ancak yok diz çöküyorlar. Muhtemelen şöyle bir durum var. Galadriel Forodweight'e gidecek ve kötülükle savaşacak. Bu sebepten dolayı Galadriel'e bir taç takıyor ve ona bir görev veriyor gibi bir şey yapmış olabilirler Gilgalad için. Ancak işte Galadriel'in ne işi var Forodweight'te ne işi var dağ tırmanmada falan. Ama yapımcıların yaptığı açıklamaya göre ki bunu zaten biliyorduk. Savaşçı bir Galadriel göreceğiz. Savaşmaktan çekinmeyen bir Galadriel göreceğiz. Bunda hiçbir problem yok. Tekrar bunu söyleyeyim. Galadriel'in savaşmasında, savaşçı olmasında hiçbir problem yok. Yani evet Tolkien yazmamış ancak şöyle bir durum var atik olduğunu Galadriel'in. Galadriel'in bir de hani Fenor, Fingolfin, Finarfin, Fingon gibi karakterleri gördüğünü de biliyoruz. Önemli karakterlerle Helcaraxe'yi geçtiler biliyorsunuz. İlk akraba kıyımında işte Fenor'un Teleri elflerini katlettiği akraba kıyımında savaştığını da biliyoruz Galadriel'in. Galadriel savaşmayı bilen bir elf. Yani ben bu karakterin ki Galadriel çok büyük elf karakteridir. Bir orduya komutanlık etmesini bir savaşta savaşmasını yadırgamıyorum. Bence çok olası. Savaşabilir, savaşçı bir elf yapılabilir. Bunda hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Yani evet herkes Peter Jackson üçlemesinde daha ulvi, daha böyle sakin daha bilge bir galadriel olarak gördüler. Ancak o galadrielle bu galadriel arasında da yaklaşık 6000 yıl fark var. Bir de herkesin takıldığı nokta kitaba uysun, kitaba uysun dedikleri arkadaşlar zaten ikinci çağ anlatıyorlar. İkinci çağda kitaba uysun diye bir mevzu yok. Genel hatlarıyla bildiğimiz durumlar var. Yüzüklerin Efendisi süslemesi bir roman. Ve bu roman içerisinden Peter Jackson yine çok şeyi değiştirerek evet belirli noktalarda kitaba uymaya çalışarak ancak karakterlerin bile karakterini değiştirerek Denator, Legolas, Aragon gibi, Gimli gibi kendisinin uyarlamasını yaptı, kendisinin yorumlamasını yaptı. İlk başlarda eleştirildi, şimdi herkes bayılıyor üçlemeye. E ben de çok seviyorum üçlemeyi tabii ki. Ama burada da bir yorumlama yapacaklar. Galadriel'in savaşçı olmasında ben çok büyük bir sıkıntı görmüyorum. Onu çok net söyleyeyim. Yani hikayesel olarak da olabilir. Ama Galadriel'in savaşçı olarak yazmış mı Tolkien? Yok. Yani savaşçı bir elftir falan gibi bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Yani öyle bir şey geçmiyor. Çıkarımlar. Ama savaşçı olmasına bir sıkıntı görmüyorum ben. Yani bu kadar Tolkien'in ölmeden önce bile bu karakteri Galadriel karakterini yeniliyor. Hep bir şeyler yazıyor. Hep bir yeni bir şeyler eklemeye çalışıyor. Yani böyle bir karakterin dövüşmesi, komutanlık etmesi falan çok normal geliyor bana. Yani Tolkien'in en sevdiği karakterlerden birisi Galadriel. Bir yere komutanlık edemez mi bu en büyük elf karakterlerinden birisi? Eder abi. Dövüşemez mi? Dövüşemez mi? En iyisini dövüşür. Bu görselde de muhtemelen Forodwaite'e gittiklerini, Forodwaite'te işte tırnak içerisinde kötülüğü aradıklarını göreceğiz gibi. Devam edersek Celebrim'den bir görsel yayınlandı dizinin en önemli karakterlerinden birisi. Hikaye içerisinde de çok önemli bir yeri olacak çünkü yüzüklerin yapımındaki en önemli kişi Kelebrimbo. Charles Edwards canlandırıyor. Şunu çok net söyleyeyim oyunculuğu gerçekten iyi olan birisi. Charles Edwards. Oyunculuk konusunda bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Uzun saça takılmışlar. Uzun saç olabilir miydi? olabilirdi. Herkesin kafasında bir elf tanımı var. O da Peter Jackson'ın elf tanımı. Evet burada da bu da bir yorumlama. Kısa bir saç seçmişler. Bunun bu eleştirilebilir, sevilebilir, sevilmeyebilir ama ben bu adama uzun saçın yakışabileceğini düşünmüyorum. Peki neden 50'li yaşlarında görünüyor? Galadriel neden, neden genç görünüyor? Evet bu eleştirilerinize de katılıyorum. Böyle bir sıkıntı var ancak muhtemelen Kelebrimbor daha böyle çok atik, çok tez canlı bir karakter. Burada daha ağır başlı, daha ağır başlı olmasının getirdiği sorumlulukları anlayabilen bir karakter yapacaklar gibi geliyor bana. Çünkü evet Fenor'un torunu ve Fenor'un yani Fenor'a çok benzemek isteyen inanılmaz da yetenekli bir demirci. Tabii daha böyle güçlü, daha böyle izi bir karakter de bekleyebilirdiniz ama ben bu karakterin yani bu kelebrin borun bu gördüğümüz kelebrin borun ağır başlı ve bir lider olarak çünkü belirli bir bölgenin de lideri aynı zamanda karakter olacağını düşünüyorum. Çok net ben beğendim. Onu söyleyeyim ama hani uzun saçmış, kısa saçmış. Ben oyunculuğa bakıyorum. Öyle bir oyunculuk sergiler ki herkes bayılır. Ki izlemeden de bir şey diyemeyiz. Burasının da muhtemelen Eregion olduğunu düşünüyorum. Arkadaki elf motifleri ve işte parşömene falan baktığımızda burası muhtemelen Eregion. Ben iyi bir oyunculuk sergileyeceğini düşünüyorum. Tekrardan söyleyeyim Charles Edwards'ın bence yetenekli bir oyuncu. Üstündekini çok beğenmedim ama yani okey yapacak bir şey yok böyle seçmişler. Muhtemelen dizide de farklı farklı kıyafetler giydiğini, kostümler giydiğini göreceğiz. Devam edersek Galadriel'in bulunduğu setten bir fotoğraf yayınlanmış. Trollün, kar trollünün olduğu mağara burası. Burada çok ilginç bir durum var. Veta bu mağarayı inşa etmiş. Burası CGI değil bayağı parayı buraya dökmüşler. Bu mağara yapılmış ve bu mağarada geçen bir sahne. Burada tekrardan söyleyeyim Empire Magazine dergisinde de yayınlandığında yayınlarda bayağı eleştirmiştim. Arkadaşlar bu kılıç nedir? Çok büyük yani bu Galadriel değil bu herhangi bir erkek elf de bu kılıcı kullanamaz gibi geliyor. Sapı çok uzun çok kullanışsız geliyor bana çok öyle görünüyor. Ama ben şöyle bir fikir yürüttüm. E, bu kılıcın kullanım için değil daha çok böyle bir manevi değeri var gibi hissettiriyor bana. İşte buradan da şey söylentisi çıktı. Yayınlanan işte Adar görseli görseli olduğu tahmin edilen Kılıç'taki kıvrımlara benzediği buraya koymuşumdur. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. O karakterinde de Galadriel'in kardeşi olduğu. Bu beni korkutan durumlardan. Yani Galadriel'in kardeşlerinin kim olduğu bellidir. Öyle fallen elf mevzusunu yaptınız ama elflerin böyle piç kardeş gibi bir durumları yok. Umarım öyle bir şey yapmamışlar. Ama kılıçların kabza kıvrımlarının benzediğini söylemeliyim umarım yani yanılıyorumdur ama kardeşi falan çıkma durumu bir tatsızlık çok net tatsızlık yani onu net bildireyim ama bu kılıcın da aynı zamanda bu kullanışsızlığı bu kadar uzun olması beni merak ettiriyor ne yapacak bu kılıcı nasıl kullanacak yani bunu kaldırıp vurmaya çalışsan 50 kere ölürsün gibi. Bakalım göreceğiz ama ben manevi bir değeri olduğunu düşünüyorum bu kılıcın. Birkaç fotoğraf daha yayınlandı hemen onu da bir göstereyim. Kartrolünün olduğu CGI'nin çok güzel göründüğü bir fotoğraf yayınlandı. Ben çok beğendim bu görseli. Teaser'da görmüştük bunu zaten. Son olarak bu görsel üzerinde konuşmak istiyorum. Bu görselin kalitesiz hali yayınlandığında herkes bu kişiyi isteri zannetti ya da metorman zannetti metorman diye bir kavram yok gerçi hani fellowship of fans metordan gelen adam olarak metorman şakası yapmış öyle karakterin üzerinde metorman yapıştı ama metorman diye bir şey yok bu karakteri metorman zannettiler bu kişi metorman değil ayaklara bakarsanız aslında bu kişi bir hobbit ne metorman ne isteri ha metorla gelen bir hobbitse o çok kötü Zaten meteorla gelen herhangi bir kişi çok kötü. Ama meteorla gelen bir hobbit daha kötü olurdu diye düşünüyorum. Bu kişi belli ki hobbitlere yol gösteren bir baş hobbit gibi. Gezgin hobbit olduklarını zaten biz bunların biliyorduk. E, Harfutların. Geziyorlar. Göçebeler daha doğrusu yani gezginler. Burada da ayaklardan anlaşıldığı üzere bu kişi ne isteri ne farklı bir karakter. Bu aslında bir hobbit. Göçebe olduğunu göstermek için yayınlanan bir fotoğraf. Son olarak bundan bahsettik. Hemen diğerlerine de ufak bir değineyim. Bu Halbrand karakterimiz dizideki Aragorn'umuz olacak. Onu söyleyeyim. Çok karizmatik bir karakter olarak görünüyor. Hatta Rohirrim'in, Rohan'ın da atası olarak gösterilebilir bu karakter. Onu da söyleyeyim. Gayet karizmatik bir karakter. Arondir'in bir fotoğrafı paylaşıldı. Bu karakteri biz çok seveceğiz. Yani bu karakteri seveceğiz. Bu belli. Burada yine cengaver, savaşmaktan çekinmeyen bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Görseller bunlar yani hemen yan yana koyayım diğer görselleri de. Burada da işte yine Hobbitleri gösteriyorlar. Muhtemelen gelen bir yabancıya bakıyorlar burada. Bu Lenny Henry'nin canlandırdığı bu da yine Hobbitlerin başı olması gerek. Sadok Barrows karakteri burada. Ben ışıklandırmadan falan hiçbir sıkıntı görmedim. Bu arada tekrardan şunu belirteyim. Harfootlar daha koyu tenli olarak geçiyor ve bildiğimiz hobbitlerin ataları olarak da dizide anlatılacak. Bunu zaten yapımcılar da söylüyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Fikirlerimi belirttim. Fikirlerim bunlardı. Umarım heyecanınız birazcık olsun artmıştır. Benim çok ufak arttı. Beğenmediğiniz yönler varsa neyi beğenmediniz? Beğendiğiniz yönler varsa neleri beğendiniz? Yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. होश होशकंप